O zamanki zihniyeti de bugünün koşullarına taşımamız mümkün değil. Onlar kendi dünyalarında yaşadılar. Hmm. Ama o günün dünyasını da anlayabilirim. Çünkü biz geçmişle de yaşayan bir toplumuz haliyle. Bütün gündelik tartışmalarımızın içerisinde geçmiş var. Yani Lozan'ın dün olmuş gibi tartışıyoruz. İşte yani sabah olmuş gibi. Hani böyle çok taze hislerimiz. O açıdan da belki tazelendi. Bugünün şartlarını, dünyasını da bilerek buralara eğilmek daha faydalı olabilir. Neler anlatırsınız? Sözünü kesmiş olmayayım ama. Yok yani şey yap. Yani o dönemki tartışmalara baktığınız zaman hakikaten bir gelecek projesi var ve bu gelecek projesi hakikaten dünyanın farkında olarak dünyada o dönemde ortaya çıkmış olan farklı seçeneklerin, tercihlerin bağlamında tartışıldığını görüyoruz. Yani Japonya'da olandan da farkındalar, Hindistan'da olanların da farkındalar, Avrupa'da olanların da farkındalar. Dünyanın nereye gittiğini anlamaya çalışıyorlar ve o okuma içerisinde de Türkiye'ye bir yol çizmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. Ne okudular? Yani Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet fikrine inanmak, neden Cumhuriyet olduğu, dünyada ne okuyup da onu buraya taşımış oldukları, bunlara dair görüşleriniz neler? 1923 konjonktürünü iyi anlayabilmek için soruyorum aslında bunları ve sonrasında bugüne ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle bir fark görüyorum, bilmiyorum Ali ne kadar katılır buna. O döneme, yani 20. yüzyılın ilk 10 yıllarıyla ilgili olan yazılan çizilenler de, daha doğrusu galiba iki dünya savaşı arasındaki dönemde bu endişeyi çok ön plana çıkartırlar. Çünkü aslında 19. yüzyıl, özellikle son 10 yılları ve 20. yüzyılın ilk yılları, ilk 10 yılları aslında bir küreselleşme dönemi. Yani dünyanın ilk yaşadığı, yani bugüne benzer küreselleşme dönemlerinden bir tanesi ve büyük bir değişim. Değişim tabii her zaman endişe yaratır. Yani değişim endişe yaratır. İşte daha sonra iki dünya savaşı arasında ortaya çıkmış otoriter, totaliter rejimlerle bu değişimin yarattığı endişe arasında bir doğru bir ilişki kurulur. Bu yanlış demiyorum. Ama o döneme baktığım zaman ben bir yandan da müthiş bir umut da görüyorum. Yani bütün bu ideolojilere, ideolojik projelere baktığımızda hem umut hem de iddia var. Hmm. Yani kurumları değiştirerek, hukuku değiştirerek, zihniyeti değiştirerek daha iyi bir dünya yaratmanın, yani daha eşitlikçi, daha müreffeh, daha ileri, modern ve modernlik anlayışı neyse, bir modernlik anlayışı var, bir modernlik iddiası var. Bu tabii bir ulus devlet şeklinde de ortaya çıkıyor. Onun unsurları olan işte kentleşme, modern bir bürokrasi, işte eğitimin yükselmesi, sanayileşme, bütün bunlardan ortaya çıkan bir resim var. Ve bunları bir devrimler yaparak, bir devrimler çağı o devrim, bu devrimler yaparak, devrimler yoluyla kurumları, kültürü, yani insanları, toplumsal yaşantıyı değiştirerek, insanların kültürünü değiştirerek dünyaya çağ atlatmak, çok daha ileri, eşitlikçi, iyi bir dünya yaratmak mümkün umudu da var. Bu çok enteresan aslında bence. Çünkü bugün de karşılaştırdığımızda tabii bu da benim okumam ama dünyada bugün o umudu görmüyoruz. Benzer bir dönemdeyiz aslında. Hı hı. Çünkü dünya yeniden büyük bir değişim içerisinde. Hı. Ekolojik değişim, teknolojik değişim. Bunun yanında işte o dönem imparatorlukların çöktüğü dönemdi. Hı hı. Bugün de aslında devletlerin sayısı çok arttı ve İşte yeni yükselen ulus devletler var. Dolayısıyla uluslararası düzendeki İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmış olan kurumlar, siyasal yapılar, bunların da değişmesi gerektiğinin herkes farkında. İşte Çin, Amerika Birleşik Devletleri rekabeti en bilindiğimiz, aşina olduğumuz şey. Ama genel böyle bir şey var. İşte bir küreselleşme dönemi yaşadık. Onun artık böyle sürdürülemeyeceğini anlamış durumdayız. Bütün bunların yarattığı bir endişe var. Fakat 20. yüzyılın başından farklı olarak umut vaat eden belki ütopik olarak da olabilir. İddialı siyasal projeler yok. Bugün işte bazen popülizm olarak adlandırılan farklı renkleri olan otoriter projeler var. Bu otoriter projelerin de büyük bölümü aslında daha çok savunmacı projeler.
Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsunuz. Trump bir geçmişteki Amerika'nın hayalini yeniden toplumun önüne sunuyor. Amerika yeniden büyük yapacağım diyor. Ama bu geçmişte Amerikalıların, en çok da tabii beyaz Amerikalıların yitirmekten korktukları, onun endişesini yaşadıkları Amerika'yı yeniden yaratma vaadi. Bir savunmacı bir pozisyon var. Macaristan'a bakıyorsunuz. Orada da işte Orban gene işte mülteciler karşısında, göç tehdidi karşısında toplumu koruma iddiasında, vaadinde. Ama umut vadeden iddialı ideolojik projeler yok. Ve ben en büyük problemi de ve Türkiye'de şu anda olmakta olanlar küresel önemini işte buradaki gösteriyor. Özellikle iddialı demokratik projeler yok. Yani dünyada demokrasiyi koruduğunu, koruma iddiasıyla siyaset yapan aktörler büyük ölçüde bildiğimiz var olan demokratik kurumları koruma çabasındalar. Bu vaadi ileri sürüyorlar. Çok yeni bir şey söylemiyorlar. Yani bu dünyada karşılaştığımız adalet sorunları, eşitsizlik sorunları, ekolojik tehdit, çok büyük bir tehdit. Genç kuşaklara gelecek vaat edeme, bütün toplumlarla aynı sorunlar yaşanıyor. Bunlara karşılığı var olan kurumlar yoluyla, var olan siyaset yapma biçimleriyle çözüm bulma iddiasındalar. Bence tabii siyaseten yaşadıkları bu yeni bir şey söyleme iddiası arayışı var dünyada aslında. Yani bu yeni soruları taşıyamıyor diyorsunuz aslında. Bizim soru sorma biçimimiz, zihin şablonlarımız, bugüne kadar bir şey yapa gelmiş olduğumuz biçimler yeni soruları karşılayamıyor. Evet. Dolayısıyla biz bu sıkışmaya devam ediyoruz diyorsunuz. Yine buradan bir şey ekleyebilirim. Bir tek şey söyleyeyim. Yani Cumhuriyet'in başındaki döneme baktığımız zaman aslında dünyada bazı alternatifler ortaya çıkmıştı. İşte Cumhuriyet projesi, ulus devlet projesi, işte modern devlet, modernleşme dediğimiz şey. Ve burada Cumhuriyet'i kuran siyasal elitlerin işte hatasıyla, sevabıyla bu yönde tercihler yaptıklarını, bu modelleri Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ve bunu da yapmaları küresel anlamda tabii dünyayı çok etkiledi. Neden? Burada kimin yaptığı çok önemli. Mazlum bir millet olarak bunu yaptılar. Yani çöken bir imparatorluğun hem varisi olan ama aynı zamanda da bir yerde ona baş kaldırmış da olan bir hareket. Bir ulus devlet projesi batılı değil ya da işte Asya'dan, Müslümanların arasından ortaya çıkan bir mazlum millet bunu yapıyor, başarıyor. İşte o dünya için çok önemli oldu. Umut vadetti birçok mazlum millete. Bugün için böyle net projelerin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ve bugün aslında sadece işte biz bir mazlum, o kadar mazlum bir millet de değiliz artık. Türkiye gelişmiş bir ülke, önemli bir ülke. Ve biz bu projelerin ortaya çıkması sürecinin içerisindeyiz. Yani biraz önce Ali de söyledi. Muhalefet yaratıcı olmak durumunda. Yani yeni şeyleri kendisi üretmek durumunda. Sadece var olan bir şeyi almak imkanımız o kadar da yok. Çok teşekkürler.